Merhaba arkadaşlar. Size yeni bir ürün daha tanıtacağım. Ürün BK Gorill S2 model akıllı saat. Gördüğünüz gibi böyle bir kutuyla geliyor. Ben ürünün teknik özelliklerine bakarak satın aldım. Yani ürünün gerçekten mükemmel teknik özellikleri var. Öncelikle nabız ölçümü yapabiliyor. Pals oksimetresi var. Yani kandaki oksijen miktarını görebiliyor. Pals oksimetresi var. Bunun dışında cihaz tansiyon ölçebiliyor. Ayrıca şarjı inanılmaz derecede uzun gidiyor. Yaklaşık 3 hafta kadar bir kullanım süresi sunuyor tek şarjda. Şimdi ufak ufak kutuyu açmaya başlayacağım. Cihazda renkli bir OLED ekran var. Deri kayıştı. Bu arada cihazın camı da Gorilla Glass cam. Yani çizilmeye dayanıklı. Saat bu şekilde. Deri kalitesi gerçekten çok güzel. Saat tamamen çelik arkadaşlar ve su geçirmez. Gördüğünüz gibi CE ve ROF sertifikalarına sahip. Yani içerisinde saatin malzemeleri içerisinde sağlığa zararlı herhangi bir madde bulunmadığını gösteriyor. Adım sayar var. Yürüdüğünüz mesafeyi ölçebiliyor. Harcadığınız kalori miktarını gösterebiliyor. Spor ayarları var. Bu gördüğünüz gibi şu an nabız ölçüyor arkadaşlar. Hatta şöyle parmağımı koyup deneyelim. Küçük ama kullanıma yeterli bir ekranı var. Gördüğünüz gibi. Şu an tansiyon ölçüyor. Tabii parmağımı koyduğum için ölçmeyebilir. Oh, ölçtü. 10'a 7. Bu pals oksimetre kandaki oksijen doygunluğunu ölçüyor. En düşük %98 olması lazım bildiğim kadarıyla. %99. Güzel. Arkadaşlar bunu cihazda Bluetooth 4 özelliği var. Telefonunuzla senkronize ettiğinizde iPhone ya da Android cihaza ait bir uygulama var. Bu uygulamayı telefonunuza yüklüyorsunuz ve bu sayede
Örneğin telefonunuza gelen mesajlar ya da WhatsApp, Twitter gibi bildirimler cihaza düşüyor. Buradan okuyup görebiliyorsunuz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek için lütfen kanalıma abone olun. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımın devamı için bunlara ihtiyacım var. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Arkadaşlar tekrar merhaba. Bu arada cihazın kutu içeriğini göstermeyi unuttum. Nasıl şarj olduğunu ve içinden neler çıktığını göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi cihazın küçük bir şarj standı var ve içinden bir adet micro USB kablo çıkıyor. Manyetik şarj oluyor. Tek yapmanız gereken cihazı manyetik standa oturtmak ve USB kablosunu takıp herhangi bir adaptör ya da bilgisayara bağlamak. Cihaz 2 saatte şarj oluyor. Günlük kullanım için çok güzel bir cihaz. Yani akıllı saatlerin hemen hemen hepsi yani oldukça güzel özelliklerle donatılmış. Gün içerisinde ne kadar yürüdüğünüz, ne kadar mesafe kat ettiğiniz, ne kadar kalori harcadığınız tümünü buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca cihazın titreşimi var. Yanınızdakini uyandırmak istemiyorsanız alarm kurduğunuzda bunda sessiz titreşimle alarm özelliği var. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın.